Merhabalar, A101'e geldim. Bu haftanın en sevdiğim ürünü şu 5 bölmeli çekmece düzenleyicisi oldu. İki rengi var, bir mavi rengi, diğeri de pembe. Çok amaçlı, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle çıkmadı altına. Şöyle göstereyim. Hani kabartma tozu falan mutfak için de olur. Dolap için, işte çoraplarınızı koymak vesaire. Şöyle bakalım bunlar nerede kullanmış. Çorap, bakım ürünlerini koymuşlar. Bence çok uygun fiyatları. 2,5 TL. Şöyle göstereyim, ilk ürün bu. Yanda da yine üçlü tencere. Kare üçlü tencere mi? Saklama kapları var üçlü. Şöyle bunların fiyatı da 7,5 TL. Sarı, pembe ve mavisi var. Silikon servis gereçleri gelmiş. Çok tatlı görünüyorlar. Şunlar 3,5 TL. Bir de kaliteli silikon. Hani dokunduğunuzda gayet iyi yani. Bir de silikon maşa gelmiş. Bunlar başka yerlerde 10 lira falan. Burada fiyatı bakmayın, bayağı uygun. Yine her rengi var. Moru, pembesi, mavisi, fuşyası. Her rengi mevcut. Gayet güzel. Aşağıda yine 4,95 TL'ye şöyle tepsi tutacağı var. Yine bunların da her rengi ve deseni var burada. Başka üst tarafta mutfak makasları 3 lira. Şöyle bunlar sanki daha mı pahalıydı da 3 liraya düştü. Geçmiş haftalarda da gelmişti, sanki daha pahalıydı. Aşağıya doğru geldiğimizde aşağıki kısmında klozet fırçaları var. 5,5 TL fiyatları. Şöyle göstereyim. Yani şu silikonlarda aklım kalmadı değil. Çok güzel görünüyorlar. Silikon kepçe olsa alırdım ama. Belki arka tarafta vardır. Yine duvar saati gelmiş ama çok şık. Şöyle göstereyim. Hani evime uysa, uyuyacak renk bulsam alırım. Çok şık görünüyor. Ay, düşürüyordum. Çalar saat gibi durmuyor mu? Çok beğendim. Şöyle şöyle tatlı mı tatlı bir rengi de var. Pembesi. Ha bakın, kremi var. Kremi de biraz kirli gibi duruyor. Ama güzel görünmüyor mu? Duvara asmak için çok iyi. Ya da birine hediye almak için iyi. Diş fırçaları. Evet. Diş fırçalarının saklama kutusu 1,5 lira burada. Yine ne alırsam 1 lira cam ürünleri var. Ne alırsam 1 lira. İyi yani. Güzel. En azından tuzluğa muzluğa ihtiyacınız olduğunda pazarda bile 1,5 lira. Bakalım. Mataralar gelmiş. 3,5 lira. Okul açılacak ya. Yavaş yavaş getirmeye başlamışlar. Fiyat olarak da gayet uygun fiyatlı. Şurada tabaklar var. Şöyle bütün halinde satılıyorlar. Kaç tane var? Yazmıyor üstünde. 1, 2, 6 tanedir büyük ihtimalle. Ama çok desenli. Ben bunları hiç sevmedim. Şu porselenler güzel ama. Bunlar da 4 liraymış. Ben böyle çok çiçekli sevmiyorum. Hani sade olsa daha iyi olur. Deseni güzel ama modası geçer bunları. İlerleyelim. Yine saklama kapları. Tepsi bölümü yapmışlar. Hepsi de birbirinden güzel desenli. Şöyle göstereyim size. Gerçekten desenleri hoş. Bayağı da güzel yapmışlar. Özledim A101'i. Şu an şaşkınlıkla bakıyorum her şeye. Şöyle bıçaklar var Rock'un. Yine aynı şekilde kırmızısı var. Şöyle bıyık, büyük bıçaklar var. Yine sunum için kullanmalıklar var.
Bu bıçakların fiyatı 3,5 lira. Gerçi ben bunlardan Trabzon'dan aldım. Onu da çekeceğim size. Orada da uğradım A101'e. Orada da yine aynı fiyattı. Göstereceğim. Ha bir de lokumluk var. Lokumluğun fiyatı 7,5 TL. Şöyle göstereyim. Ahşap çerezlik. Bakalım. Simbo markalı ahşap çerezlik. Bunu da yine galiba görmüştüm. Ahşap kaşık 2 lira. Bakayım. Küçük mü? Hah, bu tam benlik. Ben bundan bir tane alayım. Bu var ya tam benlik. Elim küçük ya böyle küçük bir şeyler arıyorum. Bundan bir tanecik alayım ben. Evet diğer aldığımı görmeyin. Onu da eve gidince bakarız. Bakın şurada saklama kabı gördüm. Ben bunları çok seviyorum. Çok kullanışlı buluyorum. Ben şeyden almıştım bunu. Çağrı marketlerden. Buraya da gelmiş. Hani bayağı alıyor erzaklar için. Ben bunları deterjanlık olarak kullanıyorum. Böyle direkt döküyorum. Şöyle makineye direkt döküyorum. Oradan ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Ama burada ne kadarmış? Burada fiyatı yazmıyor. Maalesef fiyatı yazmıyor. Şu dondurmalıklar yine var. Açıp bakalım mı? Şu kaşıklı dondurmalıklar. Kaşığını da göstereyim size. Çok tatlı bir kaşığı var. Tabii çıkarabilirsem göstereceğim inşallah. Şöyle. Bunun da fiyatı 10 TL olması lazım. Kapatalım, yerine koyalım. Bunlar da yine burada. Yine bakın bunlar duruyor burada. Çok alan olmamış herhalde. Duruyorlar. Şimdi arka kısma geçelim yavaş yavaş. Hastayım da kusura bakmayın. Yine memleketten gelip kendimi hasta etmeyi becerdim. Bu ne ya? Bu çok kötü bir rengi var bunun. Hiç beğenmedim bunun rengini. Ahşap çiçeklikler. Burada duruyorlar. Yine zigon sehpa. Aynı şekilde burada duruyor. Şurada da çocuk kitapları var. Bu kısımda çok bir şey yok. Şurada yine oyuncaklar var. Bayağı oyuncak gelmiş bu hafta yalnız. Bebekler 10 lira. Şu aşağıda da şeyleri gördüm. Şurayı da göstereyim de arabalar falan var. Aşağıda şu çok tatlı sepetler var. Akşam çayı sepetleri. Çok hoş. 25 liraymış bunların fiyatı. Her zamanki Love'ın çay seti duruyor burada. Şu kavanozların desenleri çok tatlı. Çok hoş. Ne kadar? 2,75. Güveç tencere var. 15 lira ama bu bayağı büyük. 10 liralıklar gibi değil. Yine porsiyonluk güveç setler var. 6,5 lira. 6 tanesi hem de. Bunlar eskiden 10 liraydı. Bayağı inmiş fiyatı. 6,5 lira. Şunlar da herhalde kalıp. Pilav falan için kalıp. Aa, biri daha var burada. Selma ona sesleniyorlar. Bir anda dedim kim? Şöyle saklama kapları var. Annem bunlardan kullanıyor biliyor musunuz? Kullanışlı dedi bana. Şöyle. Yine tencere şeklinde saklama kapları var. Pardon. Aşağıda da şöyle güzel desenli banyo halıları var. Burası da bakım köşesi. Organizer setler var. 12,5 TL'ye. Burayı da bakım köşesi yapmışlar. Buranın yerlerini değiştirmişler. Teknoloji bölümü. Şurada kahve takımları çok hoşuma gitti.
Yani rengi, kalitesi nasıldır bilemem ama böyle renk renk kahve makineleri var. Kahve takımları dedim az önce. Yanlış söyledim. Şöyle çay takımları, yani çaycılar, ütüler. Şurada kirli sepeti gibi ya da leğen gibi diyelim sepetler. Kirli sepeti değil de çamaşır asma sepeti. Burada da temizlik sepet leğenleri, kutuları var. Çok güzel. Koltuk minderleri. Bir de koltuk değil pardon, sandalye minderleri 6 lira. Bir de şöyle parmak arası terlik. Ama şık görünüyorlar bence bunlar. Erkek Mehmet giyer mi acaba? Şu kısımda yine kıyafet bölümü yapmışlar. Bölüm bölüm ayırmışlar. Güzel olmuş. Ben yokken buranın stilini değiştirmişler. Erkek pijama takımı 22 lira. Yine runner'lar duruyor burada. Bayağı kalmış runner'lardan. Sinekli kapı derken, aha 101'i bitirdik neredeyse. Şurada da çatal kaşıklar var. Şu çatal kaşıkların tanesi 2,5 TL. Çay kaşıkları 1,75. Desenli çatal bıçaklar 2,75 diyor ama 2 liraya düşmüş. Yani 2 lira tanesi. İyi. Gayet iyi. Yani terliklerin devamı da buradaymış. Şöyle bay terlik 12,5. 20'ye de var. Parmak arasılar 8 lira. Şöyle. Marketten geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. İnanın yoldan geldim. Neredeyse bir hafta olacak ama kendimi hala toparlayamadım. Çok kötüyüm. Yani yolda hepimiz hasta olduk. Abim, yengem, ondan sonra kumsal, ben. Hepimiz mahvolduk. Yani inanın hala kendimi toparlayamıyorum. Evi sadece süpürebildim evde. Bir haftadır evde yoktum. Ev ister istemez tozlanıp kirlenmiştir. Bir toz bile alamadım evde. İşte bugün yavaş yavaş başlayacağım. Hani çok kötü çarptı beni. Anlatamam size. Bir de yaz gribi gerçekten çekilmiyor. Hani sadece grip de değil. Baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, çok kötü oldum. Kendimi bir türlü tam anlamıyla toparlayamadım. Bir de üstüne Mehmet de hasta oldu. Ya Mehmet hasta oldu derken spora gidiyor. Herhalde sporda yanlış bir hareket yaptı diye düşünüyorum. Sırtını mahvetmiş. Yani işte doktora gittik, iğne falan yaptı ama hani sırtına dokunamıyor. İşte eğilemiyor. Çok kötü oldu. Yani gece mesela hiç uyuyamadı. Beni hiç uyandırmak huyu değildir. O kadar hasta oldu mesela. Geceleri hiç beni uyandırmaz. Ya ilk defa beni gece uyandırdı, işte kalkar mısın, hani sırtım çok kötü, kremi arkaya sürer misin dedi. O kadar grip oldu, onu oldu. Hiç böyle şeyler söylememişti. O da çok kötü. İkimiz de pert bir haldeyiz. İnanın dediğim gibi yaptığım tek şey şu balkonun çevrelerini silmek, balkonu yıkamak, evi süpürmek, toparlamak. Onun haricinde hiçbir şey yapamadım evde. Kendimi zorla toparlıyorum. Bir de böyle ben normalde hani hiç yapım gereği hani çok fazla terleyen, yani terim olan bir insan değilim. Ama inanın böyle beni ter basıyor. Yani beni böyle bir ter alıyor. Anlatamam size yani. Çok kötü oldum. İnşallah geçer. Çünkü Trabzon'da çekmek istediğim bir video daha vardı. Onu da çekemedim. Anlatacağım size. Şimdi çok fazla da uzatmayayım. İlk olarak aldığımı göstereyim. Sonra devam edeyim. Sıkılmayın. Şunlardan aldım arkadaşlar. Şu çekmece düzenleyicisinden. Şimdi benim yatak odası takımım böyle uçuk pembe. Ama Mehmet'i özellikle aldığım için, onu gözüne koyacağım için dolaba krem uyar diye düşündüm. Şöyle çekmece düzenleyicisi aldım. Buna Mehmet'in çoraplarını koymayı düşünüyorum. Çünkü o çok düzenli. Başak Burcu. Yani her şeyin belli bir düzen içerisinde olmasını istiyor. Kıyafetlerde de öyle.
Ya ben mesela çorapta sepete atıyorum kendi çoraplarımı. Aradığımı çok rahat bulabiliyorum ama onun bütün çorapları siyah olduğu için hani bazı çoraplarını çok kullanmayı seviyor. Ve çok sıkılıkla kullandığı çorapları bunun içine koymayı düşünüyorum. Yani çok hoşuma gitti. Bunlar normalde ben bunları ilk Instagram'da gördüm. Tanesi 6 lira falandı. Yani 2,5 liraya A101'e gelince kaçırmak istemedim. Bir de orada hatırlıyorsanız tahta kaşık almıştım. Tahta kaşığı sonra bir daha tuttum. Çok uzun geldi bana. Annemin tahta kaşığı böyle küçük ve kısaydı. O bana yani çubuk olarak çok uzun geldi. Bir de tahta ürünler sonra dedim hani çok kullanışlı olmuyor. Silikon ürünlerim var zaten. Gereksiz olabilir diye düşündüm. Yerine koydum onu. Bu ikisini aldım. Biliyorsunuz düzenleyici konusunda çok çok hassasım. Şöyle iki tane düzenleyiciyi aldım. 2,5 bunlara 5 TL verdim. Benim bu haftalık aktüel ürünler alışverişim bu kadardı. Bir de şey söyleyeceğim. Diğer marketlere baktım. Hani diğer marketlerde böyle çok fazla hoşuma giden farklı, değişik bir ürün gelmedi. Ama haftaya çok güzel ürünler geliyor. Bütün marketleri böyle sizlerle teker teker gezmeyi düşünüyorum. Ayrıca ekstra alışverişler yaptım. Madame Coco'dan, D&R'dan. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Ama bunları diyorum ayrı bir videoda paylaşayım. Çünkü bayağı bir yine küçük küçük alışverişlerim oldu. Onları da ayrı bir karışık alışveriş mi ne çeksem bilmiyorum. Ama onları da orada gösteririm diye düşünüyorum. Hiç buna ekleyip videoyu karıştırmayayım. Başka ne söylüyordum size? Sonra söylerim dedim. Unuttum. Ne söylüyordum? Video dedim hiç karıştırmayayım falan. Hiç aklım gitti. Yani unuttum. Şimdi ben yavaş yavaş evi toparlayayım, temizleyeyim. Kendime biraz geldim. Çok da kendimi pert etmek istemiyorum ama mecbur da yapmak zorundasın yani. Maalesef. Banyoyu Mehmet'e bırakırım. Bizde ev bölüşümü var. Yani temizlik olarak. Çiçekleri sulamak, banyoyu yıkamak Mehmet'in görevi. Benim görevim de işte evin bütün her yerini silip süpürmek. Mehmet biliyorsunuz arada yemek de yapıyor sağ olsun. Banyoyu ona bırakacağım. Bugün yine hastaneye gidip iğne vurulduk. Biraz daha iyi oldu. Banyoyu o yapar. Diğer bütün evin her şeyini ben yapayım. Çünkü yani hasta da olsak ev bize bakıyor. Öyle işte. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Biliyorum biraz hasta olduğum için böyle halsiz bitkin olduğum için çok böyle süper enerji saçamadım. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram adresimi takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Selma'nın huzurlu evi. diye yazarsanız aşağıya bırakacağım. Çok çok sevinirim. Çünkü orada da işte günlük yaşantımdan paylaşımlar yapıyorum. Orada da beni desteklemenizi rica ederim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Çok özlemiştim aktüel ürünleri. Hasta oldum. Biraz iyileştim. Hemen hop aktüel ürünlere koştum. Biliyorsunuz aktüel ürünlerim vazgeçilmezim. Bir de hani biraz geciktirince hemen mesaj atıyorsunuz. Nerede aktüel ürünler? Nerede aktüel ürünler diye. Ben de hemen hasta da olsam çabuk çabuk bunu editleyip sizlerle paylaşmak istedim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.